Ben Zonguldak'tan çıkmışsın. Öbürü Ankara'dan gelmiş. Ben... Ya Danimarka prensi nasıl oynayayım kardeşim ben sana? Bizim millet hep sinirlidir İstanbul'da. Betona bakan betonlaşır. Brecht'in tiyatrosuna oyunu izledim. Brecht yok tabii, vefat çok uzun zaman oldu. Tabii yani. Bayağı geç. Atıyorum şu kadereti 1000 lira veriyorsun, 1500 lira veriyorsun. Yetmiyor, adam üzerine altın döküyor. Para verip para yiyorsun. Yani sabah tuvalete giriyor. Altın sıçtım diyor ya. Ben mesela altını yesem yatırım olarak tutarım. Kro diye bir şey yapıyorum Instagram'da. Açılımı öyle. Kapitalizmin resmi çocuğu. K.R.O. Çocuğu. Niye yani bir şeyle gittiğinde hep böyle bir tip çıkar? Oranın hayvanat bahçesini gör. Ama niye oluyor biliyor musun? Bak. Ya da bak her Avrupa şehrinin... Her Avrupa şehrinin... Mekanın sahibine geldik de bugün çok sevgili kardeşim Dürgen Öz'le beraberim. Tanıdıkça, konuştukça nasıl bir derinlikte, nasıl bir farklılıkta sizin bildiğinizin ayrıca ne kadar kıymetli bir insan olduğunu tanımanızı istiyorum. Evet. Onun için konuk ettim buraya. O da bir mekanın sahibi. Anlayışıyla, fikriyle, dünyaya bakışıyla, babalığıyla bir mekan sahibi. Evet, sevgili Dürgen. Hakan'cığım çok teşekkürler bu güzel cümleler için. Yok, bu kesinlikle. Tabii senin güzelliğin. Yani böyle tanımlamak, böyle görmek. Samimi insanlarla biz birbirimizi görebiliyoruz zaten. Aynen yani öyle. O da senin samimiyetin işte. Çok teşekkür ederim. Samimi olmayanlar beni hiç sevmez. Hiç arama yoktur yani. Evet var. O konulara da geleceğiz. Şimdi mesela seni evet. Tanımak için, daha iyi tanımak için hatta benim de bilmediğim şeyler olabilir. Aslında Anadolu'da doğdun. Evet, Zonguldak, Karadeniz. Zonguldak'ta. Evet, doğdun. Evet. İlkokul, ortaokul hep orada oldu değil mi? Lisede, evet. Mesela şu anda seninle yeni tanışmış birisi sohbet etse, senin şu an diksiyonun, konuşman, tavrınla evet. Dersin ki İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde büyümüş, çok daha hatta Avrupa'da yüksek tahsil yapmış falan filan der yani. Ama Bağdat Caddesi'ne büyümek lazım yani. Öyle. Değil işte. Yani. Onun için işte buradan da hep öyle görüyorlar ya, aslında Gürgen'in de Zonguldak'ta doğması, büyümesi, orada da çok güzel eğitim alabilmesini anlatabilmek için bunun altını... Ama çok artık açısı. Öyle bir Anadolu yok. Çok zenginleşti tabii Türkiye. Ki. Her Anadolu şehrinde bir AVM var. O da başka bir şey. Peki şuna döneceğim. Peki sen çocukken hayallerin, isteklerin, arzuların ilkokulda, ortaokulda nelerdi? Ben bir ara ortaokulda böyle şey olayım dedim. Doktor olayım falan dedim. Doktor olacağım falan. Olurmuş da ha. Çok zor geldi doktorluk, tıp falan. Bir de böyle fizik, matematik bilmen gerek. Hiç alakam yok. Ben habire böyle tarih okuyorum. Sosyoloji falan. Buralarda kafam çalışıyor. Sonra beni böyle çok haylaz, çok dışa vurumcu bir çocuktum. Beni tiyatro koluna verdi hocalarım. Bir saniye şimdi. Dışa vurumcu bir çocuk olduğun yani, için tiyatro koluna verdi. Ekstresif yani böyle dışarı atıyorum yani. Çok enerjik, çok şey böyle. Hep şakalar makalar, dersi kaynatmalar. Beni tiyatro şeyine verdiler orada koluna. Ve ben bir sahneye çıktım, tamam. Aşık oldum. Dedim ben oyuncu olacağım. İlk ne zaman çıktın? Aslında ilkokulda çıktım. Ha. Tabii ilkokulda oynamıştım bir şeyler falan. Öğretmenler günü falan filan durum mu yoksa? Bilmiyorum neydi ama yani böyle bir şey anlatıyordum. Sonunda da cebimden bir fare çıkartıp seyircinin üzerine atıyordum. Hatta o fareyi de anneme diktirmiştim. Hatırlıyorum. Ya anne diker misin? Annen de o yaşta annem, aslında evet, şeye başladı onu, yani. Dikmişti böyle çok dekor güzel bir kostüm. Fare aynen öyle falan hiç unutmam yani. Bu da böyle 80 yıllık sanatçılardı hiç unutmam falan. Ama sonra, hayır unutulacak bir şey değil canım. Yani oradaki işte oyun duygusu hani böyle bir şeyler oynuyorsun falan hayal dünyası çok hoşuma gitmişti. Sonra konservatuara işte sınavına girmeye karar verdim. Sanat tarihini kazandım İstanbul Üniversitesi'nde. Bir saniye şimdi. Sen oyunculuğu hayal ediyordun sonra üniversite sınavına girdin. Şimdi bak üniversiteyi kazanıp gitmek istiyorsun bir an önce. Tamam. Tamam mı yani çünkü hani İstanbul'da olmak istiyorsun vesaire vesaire. Konservatuar sınavına giremedim o zaman. İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi okudum bir yıl. Ona da ama üniversite sınavıyla girdin, kazandın yani. Şimdi onu okurken çok da sevdim sanat tarihi ve arkeoloji. Yani eğer ben oyuncu olmasaydım sanat tarihini bitirirdim. Sanat tarihi, arkeolojide devam ederdim. Çok da başarılı olurdum. Çok hala daha ben antik şehirleri gezerim abi. Kaldığımız neresi var? Çekim yapıyoruz, bir yere gittik değil mi? Ya da turne var. Orada civarda nerede antik şehir, antik yerleşim varsa hemen giderim yani. Şimdi kızımı da alıyorum, onu götürüyorum hani 2 yaşında ama... Kuşakta gezdim. Bir şey var galiba. Geçen gün doğayla yaptık aynı röportajı. Doğada oyuncu olmasaydım arkeolog olurdum diyor mesela. Bilemiyorum çok ben mesela mimariye de çok ilgim var. Yani bina hastasıyım. Mimar da çok olmak isterdim. Sonra o bir yıl sanat tarihinde okurken... Şayka Tekan Stüdyo'ya gittim. Çok da iyi bir vizyon aldım orada. Çok iyi bir perspektif aldım. Uluslararası standartlarda bir oyunculuk stüdyosudur yani. En sonunda konservatuara girmeye karar verdim. Mimar Sinan'ı istiyordum. Herkesten gizli, kendim hazırlandım. Gizli. Girdim. Ve kazandım.
Eve dönüp ne dedin sanat tarihi okurken bir anda? İşte dedim ben konservatuvar kazandım falan. Annem çok sevindi. Sevindi. Çok çok istiyordu. Babam bir hüzünlendi. Bu çocuk nasıl yani tiyatrocu nasıl para kazanacak falan. Klasik işte. Okula öyle girdin. Ha. Okula girdikten sonra bambaşka bir süreç başlıyor aslında. Evet. Daha evvelden çünkü mahalleden arkadaşlarınla okuyorsun. İşte ne bileyim Zonguldak'tasın. Lise bitiyor, üniversitede biri Afyon'dan geliyor, biri İzmir'den geliyor, biri İstanbul'dan geliyor. Konservatuvar mı diyorsun? Konservatuvar, değişik evet. insanların olduğu bir yer ve mesleki hareketin olduğu bir yer. Hatta televizyonda gördüğün insanların senin öğretmenin olduğu bir süreç yaşıyorsun. Evet. O zaman Anadolu'dan ilk çıktığın süreç aslında, sanat tarihinden sonra diyorum yani. Evet, yani oradaki eğitim seni dönüştürmek üzerine. Yani bir oyuncu mantalitesine, bakış açısına geliyorsun. Ve bir oyuncu olarak çıkman gerek. Ama oyuncu olarak çıkmak, Hakan, ben bunu yıllar sonra fark ettim. Sadece oyunculuk tekniklerini bilmekle... Oyunculuk yapmakla olmuyor. Yani oyunculuk mesleğini kafanda tanımını oturtmak, bakış açısını, yaşam şeklini içselleştirmekle oyuncu oluyorsun. Yoksa oyunculuk yapan biri haline geliyorsun. Ama konservatuvarda benim yanlış bulduğum bazı sorunlar var. Sadece bizim konservatuvarda değil, Türkiye'deki bütün konservatuvarlarda. Şimdi herkes Anadolu'dan çıkıp geliyor, tamam mı? Yani İstanbul'da Anadolu zaten. Tabii. Yani baktığında. Burada İstanbul'da yaşayan herkes... Babadan evet. Osmanlı torunu tabii. mu yani kardeşim yani. Yani bizde böyle bir... Herkes göçün çocukları Herkes yani. Göçün çocuğu yani biz mesela bir İskoçya değiliz ne bileyim yani 8 kuşak önce hem dökmüş falan. ne bileyim işte yani kontmuş falan. Hani bizim topraklarımız varmış. Tabii tabii. Öyle bir şey yok yani biz köylü bir toplumuz. Bunun da nedenleri var. Çok uzun yıllar Türk köylüsünü sadece asker olmak zorunda kalmasıyla... alakalı olarak hı hı. ve de eğitim verilmemesiyle alakalı bunlar hep Cumhuriyet'ten sonra başlıyor ama o da hep darbe vuruluyor biliyorsun. Hı hı hı. Ve biz hala aslında o kentlilik kültürünü tam oturtamamış durumdayız. Evet. Kentlide bile yok yani. Ve bir de böyle çok aristokrat davranan kentliye bak şimdi mesela şey çıktı biliyorsun. Nüfus kayıt örnekleri çıktı. Herkes geçmişe dayalı. Ha. Lan herkes 3 kuşak 8 kuşak Yozgat'ın köyünden. Aydın'ın bilmem neresinden. Tabii, yani tabii. Kimse de hani lord çıkmıyor. Tabii abi. Yok öyle bir şey. Yani en ben hani atıyorum Robert Kolejler'de okudum bilmem ne yaptım diyenin falan dedesine bak. İmammış yok bir yerde köy muhtarıymış yani. Yani. Tabii, bu tabii. bizim gerçeğimiz tamam mı? Yani tabii. bütün mesele zaten bu problemi bizim bir türlü oturtamamamızda başlıyor. Çünkü evet. en kentliyim diyen yani en kötü davranışı sergiliyor kardeşim. Gösteriş, görgüsüzlük bilmem ne. Şimdi yani, yanlış anlaşılmasın. Bütün kentlilere söylemiyorum hayır, yani. Ama mesela şöyle şeyler yaşıyoruz işte biliyorsun. Bazı cinayetlere bakıyoruz arkasına. Adam profesör, karısı profesör. Aile faciası, ha. cinayetler çıkıyor. Genetikte bir problem var yani. Hayır yani geçmişe dayalı yani, zihniyet. Feodal bakıyoruz hala. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kahveler geldi. Ha, kahvelerimiz geldi süper. Bunu çok güzel oturtmuş İnsanlarımız da var ama bunun için illa kentli olmaya ya da bilme... Nereden geldik buraya? Ha, konservatuvar diyorum. Evet. Şimdi giriyorsun konservatuvara, hadi bakalım Hamlet oyna. Tam birinci sınıfta belli aşamalar var işte. Ses, beden tabii. kullanımı, diksiyon, mimik, doğaçlama bunları öğreniyorsun ama... Şey de başlıyor bir yandan, hani, tirat çalışmalar da başlıyor. Diyorlar ki Hamlet oyna, oynuyorsun olmadı. Tabii ki olmayacak. Adam yani, Danimarkalı diyorsun. Ya kardeşim ben şimdi... Ben Zonguldak'tan çıkmış, sen nerelisin mesela? Ben de Artvin'i arayabilirim, Karadeniz'den geldim. Öbürü Ankara'dan gelmiş, tabii. öbürü bilmem nereden gelmiş falan filan. Ya Danimarka prensi nasıl oynayayım kardeşim ben sana? Ya ne yapsam olmaz? Olmadı. Ya olmayacak tabii. Böyle öğreneceğiz. Aynen. Ya bu şey gibi bir şey mesela, bir İngiliz alıyorum, ben diyorum Kurtlar Vadisi'de oyna bana. Hani aynı raconla falan. Tabii. Çünkü o bu toprağın tavrı, hali, davranış biçimi ya. E şimdi ben tabii prens gibi davranınca da bir sakil durmuyor değil. Ha ama dördüncü sınıfa doğru herkes oluyor o prens. Prens o ayrı oluyor. Yani. Tabii. Ama mezun tabii. olduktan sonra o prens düşüyor mu sana halka? Ya. Yeah. Hemen öyle ben Hamlet oynadım diyene iş yok çünkü. Tabii. hemen başlasın. Öyle çok kont gördük biz piyasada. Hemen başlasın devlet tiyatrosunda ufak yürümeyeli figürasyonlar falan. Oralardan geldim buralara falan. Mesela şimdi evet. Hamlet çalışıyorsun, efendime söyleyeyim Çehov çalışıyorsun, anlatabiliyor muyum? Evet. Tonlarca metin var. Bizde çok kısıtlı. Aziz Nesin var, Melih Cevdet Anday var. Anlatabiliyor muyum? Yani çok eskilerden Şinasi, Namık Tabii Kemal ki. Falan. Çok az ama nacizen düşüneceğim ilk iki yıl hiç böyle İngiliz'di bilmem neydi. Tabii ki Shakespeare nedir ne değildir. Bunlar tiyatro tarihini oluşturan teoride olması, gereken, olması şey. Gereken şeyler. Ama iki yıl sadece... Buranın insanını, kendi doğallığını bir oturtmak. Çünkü sen başta İngiliz oynayıp da oynayamayınca arada bir tip çıkıyor. Son dönem aslında hep anlatmaya çalıştığınız, ben mesela konservatuarlı olmadan,
kendi yolda öğrendiklerimle bir oyuncu olarak bir yere vardım ve çözüm olarak geldiğim noktada da senin anlattığın şeyle aynı yere geliyor. Hı. Önce ben Hakan olarak kendimi kabul etmeyi başarmam gerekiyor. Tabii ki. Karadeniz'de Hakan'ın varlığını yani o yoğurdun içindeki maya olarak kabul edip evet bir yoğurt yapacağız. Yoğurtta Hamlet olacak ama ben içine Hakan mayasını koymazsam o sütten mümkün benim arkada değil. Çıkmaz ya. Yani. Mümkün değil. Yani evrensel ancak yerelden gidebilirsin. Aynen yani öyle. Yereli oturttuktan evet. Sonra. O yüzden 2 yıl sadece ya ben neyim, kimim, bu toprakların enerjisi nedir, tavrı nedir, ben neden oyuncu olmak istiyorum, kendine güvendikten o atmosfere, o hale, tavra büründükten sonra ufak ufak bunu çalışmaya başladım. Bunu peki konservatuarda keşfedebildin mi? Evet, çok düşünüyorum. Çünkü bak, duygular evrensel. Aldatma, intikam, hırs, hepsi var. Evet. Yani şu an Trump'ın yaptığına bak. 3. Richard'ın işte bir ata krallığın falan hani o bırakmıyor falan, anlatabiliyor muyum? Hani bunlar harik değişmiyor etsin. Ama her kültürün ifade ediş biçimi değişiyor. Tabii ki. Yani öbürü daha soğuk, öbürü daha mesela biz daha sıcakkanlı falan. Yani duyguları çalışmakta bir sorun yok. Çoğu çalışabilirsin, Shakespeare çalışabilirsin. Ama yani o duyguları keşfetmeden önce hal tavır meselesini ayırt etmen gerek. Şimdi adam ya bir bakıyordum ben konservatuvarda herkes bir Danimarkalı yani. Ders bitiyor. Yani çelişkiye düşüyor. Hani bu sefer bir sunilik geliyor, anlatabiliyor muyum? Yani ne o kadar avam ne o kadar yapay. Ya bir ortasını bulun daha yani. Bilmek anlatabiliyor muyum? Yani. Ya doğal, gerçekçi yani. Peki bu bir kitap yazmışsın Alman satrancı diye, değil mi? Ha, oyun da o, tiyatro. Kitap Karanlık Köy var benim. Peki Nevrotik oralarda var. Bu dertleri mi anlatmak istedin? Yenisi çıkıyor derdi. Şimdi Şubat'ta. Harika. Kötü Bir Gün ismi. Buralarda ne derdin? Yani gerçi sen hep zaten bir derdin var olarak Instagram'dan sürekli bir dert tipim var. Tipi çıkarttın ama. Ya buralarda insan, ben psikolojik gerilim yazıyorum. Karanlık Köy'de psikolojik gerilim. Hı. Şimdi Şubat ayında çıkacak olan Kötü Bir Gün de psikolojik gerilim. Daha ziyade hep bizim işte bu dogmalarımız, bu demin anlattığım çelişkilerimiz ve bunun bizde yarattığı etkileri. Gerçeği kabul etmeme, gerçeği göz ardı etme, gerçekten kaçma üzerine hep böyle bir alt metinler var bende. Çünkü biz millet olarak gerçeklerden hep kaçıyoruz. Mesela hep suni şeyler çok tutar bizim memlekette. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu anda hep Jürgen çok doğallık yanlısı. Yemesi, içmesi, yaşamı, her şeyi öyleydi. Müthiş. Ama şöyle söyleyeyim Jürgen'cim. Benim tanıdığım ikinci Jürgen'sin. Birinci Jürgen böyle değildi. Ben seni konservatuarda sonra piyasada tanıdığımda sen normal piyasanın... Piyasa deme, sektördü işte. Sektör yani tamam ya. Yani sektör peki tamam. Neyin dört piyasası içinde... kardeşim? Piyasada bu piyasa piyasa yani. Doğru evet. Yani orada var olan varlığında bu sektörün kadar... Sektörün sorunları var zaten evet, biz piyasadan konuşalım. Bu kadar organik değildin yani. Ne zaman döndü seni? Döndüren şey neydi? Evlenmen miydi? Eşin mi seni bu kadar organik eşim yaptı? Sen böyle değildin yani. Sen böyle değildin. Değildin Jürgen. Ya abi ama kimse yani, gençken yani öyle değil ki yani. Sana şöyle söyleyeyim daha doğrusu. En azından şu an sana kimse kapitalistsin diyemez. Ama o zaman diyebilirdi mesela. Evet ama kapitalizmi de reddeden biri değilim. Değil. Kimse de reddedemez. Reddedemez. Ondan bahsetmiyorum. Ama, ama tek sevdiğim de söylenemez onun yani. Onun enstrümanlarını kullanmak vardır. Onun tüketicisi olmak vardır. Sen tüketicisi değilim. Değilsin. Onu değilim, demek istiyorum. Evet. Ama eskiden böyleydin. Yanlış mı söylüyorum? Ya tabii ki abi yani şimdi... Gençtim belki gençtim, de diyeceksin. Gençtim tabii ki yani. Mesela herkesin... şu an en popüler olan bir televizyon programında... Türkiye'nin en komik adamlarından biri olarak sektöre girmiş. Evet, ve sektör. Bunun da popülerliğini kullanmış, keyfini sürmüş. Nasıl kullanmış popülerliğini? Yani... Ne demek istiyorsun? Açık konuşuyor. Levent ne diyor ya? Yani? Ya kullanmıştan kastım kötü niyet değil. Reklamıyla, para kazanarak, işte popüler olarak bunları kullanmışsın. Başka bir şey, bildiğin bir şey yok yani. Abi işimi güzel yaptım, ödediler yani evet, ben. Güzel yaptın. He. Ama o zaman bunun tadını sürüyordun yani. O zaman ama demiyordun ki yani bana glutensiz ekmek verin. O zaman demiyordun. Demiyordum çünkü o zaman şişirmiyordu beni. Şimdi glutensiz yiyorum da yani, evet, yani gluten yemiyorum. Sadece glutensiz yemiyor. Glutensiz yiyor. Et yemiyor. Eti de bıraktım bir yıl oldu. Sigara zaten hiçbir şey. Pro mura hiçbir şey onları içmiyor. Onları da bıraktık. Kola mola zaten içmiyor. İçmiyorum. Başka ne kaldı yemediğin? Şekerde doğal şeker. Olabildiğince doğal şeker. Evet yani buluşmadan önce bir yemek yiyelim dedik. Beraber oturalım dedik. Yedirecek bir şey bulamadık. En son ne patlıcan geldi? Patlıcan kızartma yedik. Patlıcan kızartma. Ama 5 kilometre koşuyorum bu sayede. Bir de üstüne üstlük. Ya bu sayede ama yani böyle enerjik doğal. Ha değişimin ne zaman olduğunu yani soracağım. Yani şimdi sen zaten 20 yaşında şöyle bir adam bulamazsın ki saçma olur. Organik falan. Hani böyle içki yok, eğlence yok, parti yok. Köyde falan yaşıyor. Böyle bir 20 yaşındaki çocuk. Şimdi yıllar içinde insanoğlu değişiyor tabii ki. Tamam mı? Hepimiz tabii olgunlaşıyoruz. Tabii ki hepimiz. Ve değişmenin ilk yolu doygun olmak. Doygun hale gelmek. Evet. Üzücü olan...
Yaş ilerledikçe doymayanlar. Evet. Tehlikeli olan o. Ve değişemeyenler. Sakinleşemeyenler. Çok doyacak kadar yani yiyip, yiyip 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 her anlamda yani maddi manevi yine de doymayanlar. Onların hali acıklı. Ya ben doydum, doyabildim, ayırt edebiliyorum. Süper anlamda. Bir de bakalım bu nasıldır? Bu çok gereksizmiş diyebiliyorsan zaten bu yaşam. Yani bu ne oluyor? Devinim yani, dönüşüm. Yani süper. Hayat bu. İşte bu dönüşüm ne zaman oldu? Ben tabii elbette tanıdıktan sonra yani o popülerlikten keyif aldım. Kim almaz? Sen almadın mı? Tabii canım, kim almaz? Ha, biraz da seni konuşalım. Konuşalım. Ondan sonra. Yani evet. Yani herkes keyfini tabii sürer. Ki. Önemli olan zaten gerçekten onu yaşamak, onu inkar etmemek yani. Hani çok eğlendim, çok keyfini sürdüm vesaire falan ama bir süre sonra Hakan bana şey gelmeye başladı yani. Boş. Ha. Biraz boş gelmeye i̇şte başladı. İşte buraya gelelim. Çünkü sonu yok. Evet, buraya. Anladın mı? Lan para kazanıyorsun, araba alıyorsun. Etrafında böyle bazı tipler, vale bile, abi bu sana yakıştı mı ya falan. Verdiğin paraya göre mi diyor? Hayır, ha, arabanla geliyorsun. He. Tamam mı yani, almışsın. Ya sana ne sen, hani bizim Türkiye şeylerin ya da arkadaşların, abi bununla kız tavlanmaz falan. Nasıl arkadaş bunlar, kafalar neleri? Tek amaç oyuncu yani, değil mi? Sonra daha iyisini alıyorsun, yine yetmiyor. Daha iyisi olan var, abi öbür oyuncunun bilmem nesi var. Ya dedim bunlar ne saçma kafalar. Bir şey yaşadığımda mı abicim? Bir anda soğuk duş oldu? Hepsini sattım, arabaları da sattım ya. En son bir şey yaşadığında mı oldu bu yani? Hayır işte zaman hayır. İçinde yani artık birikti bu yani. Bana yani şey gelmeye başladı yani, anlatabiliyor muyum? Vıcık vıcık ve bomboş yani, her şey bundan ibaret. Çeşme'de miydin, Bodrum'da mıydın? Şunla mıydın? Bununla mı sevgiliydin? Arabanın tabii. Markası bu muydu? Daha iyi onu mu aldın? Dedim sıkıldım ya, sıkıldım. Ben dedim ki bir gün, ben Berlin'e gideceğim. Heh. Çünkü biz konservatuvar bizim Alman ekolü. Berlin'de kültür sanat hayatı müthiştir. Ben dedim bir gideyim. Bir arkadaşım vardı Almanya'da. O bana Batı Berlin'de bir şey, otel ayarladı işte. Ondan sonra atladım gittim. Neyse işte gidiyorum, geziyorum. Hayvanat bahçeleri, efendim. Vallahi gittim herhalde. Hayvanat bahçesine gitmedim. O şeydi, Avustralya'da gitmiştim. Yo orada da gitmedim. Git dediler de gitmedim. Neyse. Ya abi niye yani bir şehre gittiğinde hep böyle bir tip çıkar. Oranın hayvanat bahçesini gör. Ama niye oluyor biliyor musun? Bak. Ya da bak her Avrupa şehrinin, her Avrupa şehrinin, her Avrupa şehrinin bir hayvanat bahçesi var biliyor musun? Evet, evet, evet. Ha, hayvanları oraya koymaya karşıyım. O ayrı konu. Evet. Ama öbür türlü nasıl göreceksin hayvanları? O da beni düşündürüyor. Hani bir yerde de öğrenmen gerek. Neyse. Evet. Lan Berlin'e gittim dedim. Ya ormanın içine şehir kurmuşlar ya şehrin içine orman. Ve dedim ya biz yaşamıyormuşuz bu ya. Bu nasıl yeşillik ha? Ya biz yaşamıyormuşuz ya. Hiç yeşillik yokmuş. Ama o kadar alışıyorsun ki. Tamam mı? Vay ve bizim canım. Millet hep sinirlidir İstanbul'da. Sinirli bak. Bu bilimsel bir şey. Betona bakan betonlaşır. Evet. Yani sen sürekli sert taş malzeme, beton, trafik görüyorsun. Bütün o sinyallerle bilinçaltın. Aynen öyle. Tamam ve hep sinirli. Lan parklar, bahçeler, millet böyle herkesin falan. Herkesin kafası güzel. Aa Almanya'da aa dedim falan. Neyse. Hayvanat bahçesinin önünden geçiyorum bir şey. Gitmedim de yani hani. otel yakın. Çok Batı önemli. Berlin'de. Tiyatrolara gidiyorum. Şudur, budur, bilmemdir falan filan. Tabii bir gün şeye gittim en sonunda. Brecht'in tiyatrosuna. Oyunu izledim. Brecht yok tabii. Vefat çok uzun zaman oldu. Kendisi tabii yani. Bayağı geç kaldı. Hani öyle anlaşılmasın. Neyse Berlin Ensemble'a gittim. Oyunları izledim falan filan. Çıktım. Ben de böyle yürümeyi çok severim. Yani Avrupa'ya çıktım sokak sokak ama kilometrelerce yürürüm yani. Yürü Allah yürü, yürü Allah yürü. Gece de oldum. Lan bir bölgeye geldim. Böyle çok iyi hissettim kendimi. Acayip iyi hissettim. Bir baktım hep böyle atölyeler. Küçük küçük tiyatrolar. Allah Allah. Kitapçılar, sahaflar. Bizim Çukurcuma, Galata'daki gibi böyle retro dükkanlar, galeriler falan. Meğersem Doğu Berlin'e gelmiş. Çünkü Berlin Ensemble da tam o Doğu ile Batı arasında bir yerde. Yürüye yürüye Doğu Berlin'e gelmiş. Duvarı açtın yani. Doğu Berlin de sanatçıların kaldığı bir yer. Yani bizim Galata, Cihangir gibi diyelim. Ben buraya yarın geleyim dedim bir gündüz gözüyle. Ertesi gün uyandım, ben taksiye atladım, gittim. Doğu Berlin işte o. Sordum orada burası neresi dedi, Friedrichshain dediler falan. Abi bütün gün gezer misin oraya? Tiyatrolar, işte Allah atölyeler, Allah. Bilmemler falan. Acayip mutluyum. Şeyi hatırladım. Konservatuvarda benim abi bir ikinci el bir deri ceketim vardı, taşlanmış. Onu hiç çıkartmazdım üzerimden. Tamam. Ve de fular, hala fularlarım var. Her oyuncunun vardır biliyorsun. Ben böyle boş zamanlarda Beyoğlu'nun arka sokakları, sahaflar, kitapçılar, tiyatrolar, bizim oyuncuların barları,
küçük küçük barlar. Tabii. Çok karşılaşırdık. Tabii canım. Tabii. Dedim ki ben hemen bir para biriktireyim. Buraya bir geleyim, burada bir yaşayayım ben. Aa. Tamam mı? Yani o bohem hayatı özlediğimi anladım. Yaşamaktan anladım. Kastın orada tiyatro kalmak, yapmak, kalmak. Evet. Bir süre kalmak. Turist gibi kalmak yani. Evet ha. Ondan sonra döndüm. Bizim Romantik Komedi 2'yi çektik. Aldım paramı. Güzel. Derhal organizasyonumu yaptım. Ev kiraladım Friedrichshain'den. Hop gittim Doğu Berlin'e. Her şeyi bir pause verdim. 3-4 ay orada kaldım. Yaşadım yani. Bir bisikletim var. Hayatında ne değişti? Abi şunu gördüm. Her şey o kadar yalın ve sade ki. Sadece tabii Almanya'nın her şehri için değil. Yani Berlin çok uluslararası bir şehir. Çok yaratıcı, çok kafalar açık. Yani dünyanın her yerinden sanatçılar var. Yani oturuyorsun, yanına biri oturuyor. Diyor ki ben Kanada'dan geldim, yazarım. Öbürü geliyor, ben Brezilya'dan geldim, oyuncuyum. Öbürü geliyor, ben diyor işte İngiltere'den geldim, ressamım. Herkes oraya gelmiş yani. Ben de gelmişim tabii. Neyse abi ben orada yaşamaya başladım. Bir bisiklet, bir sırt çantası. Geriye ne kalıyor biliyor musun? Sadece sen. Tamam mı? Ve bir özgürleşme hali geliyor. Ve diğer gereksiz her şeyi atıyorsun. Doğu Berlin'de pek bizim Türkler yok. Batıdalar daha çok. Hı hı. Ben de bu biraz benim işime geldi. Çünkü tanıyorlar. Taksiye biniyorum. Vay abi sen bizim Berlin'e gelmişsin. Hayatta para alman. Dürüm alacaksın. O zamanlar et yiyorum tabii. Adam kuyrukta görüyor. Abi sen buraya mı geldin? Ama sadece bana değil. Yani ekrandan gördükleri bütün sanatçılara böyle. Bizim millet Almanya'da çok misafir. Almanya'da onu görmek onlar evet, için Almanya'yı çok önemli. Da bizim oraya gelmişsin tabii. Diye bakıyor. Seni kuyruktan alıyor, yediriyor, içiriyor, para almıyor. Almanlar şaşırıyor. Orada bir curcuna bir şey anlatabiliyor muyum? Sıra bozulmaz orada falan. Tabii. Ben de istiyorum ki yani sakin kalayım, kendimle kalayım. Bir gün mahallede gezerken bir şey gördüm. İtalyan restoranı. 2 euroya pizza diyor. Tabii o bardan çıkan herkes orada. Yani bizim şey gibi Beyoğlu'nda hani gece bardan çıktığın zaman gidersin yani ıslak hamburger yersin falan. Evet. Ya dedim şurada dedim gideyim yiyeyim ondan sonra İtalyan da falan. Girdim içeri Türk çıktılar. Pizzacılar. Pizzacı İtalyan her şey İtalyan. Her şey İtalyan ama. Pizzacılar Türk anlatabiliyor muyum? 10 numarada pizza yapıyorlar. Vay abi buraya mı geldin bilmem ne falan filan yine başladı. Dediler abi sen bizim mahalleye geldin her gün buraya geleceksin pizza yedireceğiz sana. Dedim hayatta olmaz. Yani ben öyle hani parasını veririm falan. Bizde de vardır ya öyle şeyler. O zaman hayatta olmaz ne yapalım nasıl bulalım dedim. Kahveyi çok severim bana her gün bir kahve ikram edersiniz. Bir yandan süper. Da konuşuruz. Neyse orada da Volkan var. Volkan buradan izlerse selam olsun. Çok fırlama bir kardeşimiz. Kardeşimiz. Yani çözmüş Almanya'yı çözmüş. Ben de oraya gidiyorum akşamları. Çünkü mesela gündüz işte yazı yazıyorum işte kitabımı yazıyorum. Hmm. Sonra çıkıyorum yürüyüş yapıyorum bisiklete biniyorum. Sonra dönüyorum tekrar yazıyorum. Dönüşte de oraya uğruyorum insanları seyrediyorum. Orası da nasıl bir yer biliyor musun? Pizzacı ama gece önünde böyle banklar var, ışıklar var, harika müzik var, içki de var. Millet pizza yiyor ama orası böyle bir hafif bir soft bir bar gibi. Bar gibi. İnsanlar konuşuyor, tanışıyor vesaire. Ben de gidiyorum orada işte bir bira gözlem içiyorum. Gözlem yapıyorsun. Böyle izliyorum falan filan. Bir gün böyle bir cumartesi gecesi yine böyle izliyorum, insanları izliyorum. Sıra da var. Volkan dedi ki, abi dedi şu tipi görüyor musun bak dedi. Sana bir şey göstereceğim dedi ama bir tip. Dökülüyor üzeri. Yani bir tişört giymiş. Yırtık pırtık. Yırtık pırtık. Tişörtü giymiş. Alttan dövmeler gözüküyor. Yırtmış. Kot öyle yırtık. Böyle çocuk saç sakal birbirine karışmış. Rezil, rüsvan, sefil. Ama yanında fıstık gibi bir kız. Bu dedi Zengi görüyor musun abi dedi. He. Zengi görüyor musun bunu dedi falan. Dedim görüyorum hayırdır dedi. Sen dedi bunun böyle gözüktüğüne bakma dedi. Böyle salaş. Çok ünlü o bilmem ne firmasının üst düzey yöneticilerinden birisi dedi. Bunun dedi son model Mercedes'i, BMW'si falan onlar var. Buraya dedi arabasını park etmez burada çizerler dedi. Çünkü Doğu Berlin'de öyle yani arabanla geldi mi gülüyorlar sana falan. Kendi, bunun arkasına mı saklanıyorsun falan. Böyle kapitalist şeyleri de sevmiyorlar. Bu dedi ve Zeng dedi bunu bilir dedi. Arabayı dedi 5 sokak şeye park eder. Üstünü başını yırtar. Her Allah. Hafta sonu burada. Niye biliyor musun abi dedi. Buraya dedi yani özellikle Doğu Berlin'de dedi. Eğer çok şık gelirsen hani marka kıyafetler efendime söyleyeyim hani saatin altın bilmem ne falan gösteriş araban falan. Hani burada insanlar özellikle de kadınlar ya bunun neyi eksikte kendisini bu kadar fazla göstermeye çalışıyor acaba derler dedi. Felsefenin bir altını çizelim. Bu çok önemli. Ha, bu da bunu bildiği için dedi böyle yırtık pırtık. Yani dedi ki burada olabildiğin kadar cool olacaksın dedi. Cool. Almanlar cool, cool diyorlar çok şey. Alman cool olacaksın yani. Kendin, sırf kendin. En etkileyici özgüven alameti o yani. Evet. Bu da bildiği için böyle yapar dedi. Bak şimdi orada iki şey görüyoruz. Bir, çocuk tam bir kapitalist.
Çünkü oradaki bohem imajı, salaş olma imajını, doğal olma, özgüvenli olma imajını taklit ederek bir kapitalist zihniyetiyle aslında oradan onu, çıkar sağlıyor. Aslında onu örtülüyor tabii. Tabii, yoksa eve gidiyor bambaşka bir hayat. Tabii, o da yani, başka bir şey. Volkan burada haklı çıkıyor, tam bir pezenk. Aynen, rahat söyleyebilirsin tamam. Canım. Bana dedi ki, abi dedi, seni de biraz dedi şey gördüm ben ya dedi, havalı gördüm dedi yani. Buraya göre biraz, baktım üzerimde böyle deri eldivenlerim var. Daha ne olsun ya. Şöyle şey, hakim yaka bir şeyim vardı böyle çok boğazlı hoş bir falan. Şey. Ama benim normal tarzım o yani. Sen hep öyleydin ya işte. Biraz dedi salaş ol abi dedi yani. İkinci el falan mı giyinsen acaba hani. O kadar. Burada hani olay o falan. Neyse o işin şakası, bu sefer düşünmeye başladım Hakan. Dedim ki, ya dedim acaba bizde ne eksik de. Biz bunu kapatmaya herkes çalışıyoruz. Herkes kendini bu kadar fazla göstermeye çalışıyor. Mesela bizde doğal, sade insan çok ciddiye alınmaz. Kişiliğiyle iletişime geçmezler, kişine bakmazlar. Yani bakar üstü başı mesela marka mı değilse ona göre. Yani hala böyle derin bir yerden değil, çok yüzeyden bir yerden iletişim kuruyoruz. Ne kadar kazanıyorsun, maaşın ne kadar, sana ne ya? Biz öldüreyim ne kadar maaşı. Bu sefer bana bir şey geldi. Ya dedim çok fazla gereksiz şey var üzerimizde ülkece. Evet. Yani çok ispat çabasındayız ve çok yorucu bir şey. O yalınlık, o sadelik beni etkiledi. Oradan ben kaptırsam fazla olan her şeyi, evdeki eşyalar, toksik arkadaşlar, gereksiz yiyecekler. Tamam mı? Böyle bir doğa. O sırada da Emily ile tanıştım Berlin'de. O Emil, da o kafada. Emil de çok doğal böyle şey bir kadın ondan sonra. Ve sakladım ondan. Tanınmış, ünlü bir oyuncu olduğumu falan sakladım. Sen dedi ne iş yapıyorsun diye. Ben dedim gezginim falan. Özünü sevsin istedim çünkü. Tabii yani sakal makal da böyle falan. Ondan sonra bırakmışım kendimi salmışım. Öyle buraya gelince tabii öğrendim. Öğrenince yani. Peki kızdı mı sana? Yok bana kızmadı da yani garipsedi tabii. Çünkü o tanıdığı Gürgen'le buradaki bambaşka falan. Ama çok... Olabildiğince doğal bir hayat yaşıyor. Zaten bir köy evimiz var işte biliyorsun sen. Biliyorum biliyorum. Orada bayağı müthiş. Güzel yaşıyoruz. Ya zaten şöyle değil midir? Yani dünyayı gezmiş birisi olarak sen de bilirsin. Yani Türkiye'nin haricinde birçok ülkeye gittim. Gittiğim ülkelerde bizden ekonomisi ve sosyal yapısı düşük olan ülkelerde insanların giydiği kıyafetler çok daha renkli, çok daha cafcaflı. Bravo. Binaları çok daha büyük, çok daha görkemli. Bizim filmler de öyledir değil mi? Aynen mesela öyle. Renk renk. Evet renk renk. Ama bizden daha medeniyeti gelişmiş daha değil. Gelişmiş olan ülkelere baktığımızda insanlar çok sıradan giyiniyorlar sokakta. Hiçbir gösterişleri yok. Gerçekten gösterişleri yok. Aynı zamanda binaları da sadece ve sadece eski. Yani evet, onu koruyor. Çok enteresan. Eski. Yani en eski binaları 12. yüzyıl, 15. yüzyıl falan diyor adamlar. Beynin duruyor. Nasıl olabilir? Ha, ama burada tabii... Şunu da bir söyleyelim tabii Batı'nın bu doygunluğa gelmesi de dünyayı yıllarca sömürmesiyle alakalı. Batı'yı da çok burada hani yüceltiyor gibi yüceltmek olmuyor. Yüceltmek değil, değil, hayır. Değil, sadece yani. Başlarından bir Rönesans geçmiş. O Rönesans'ın ekmeğini yiyorlar işte. Evet ama oraya gelmek yani, mesele yani oraya tabii. Gelebilmeliyiz. Yani biz de hala ya bak şimdi mesela ben biliyorsun Kro diye bir şey yapıyorum Instagram'da. Şimdi ona geleceğim ha. Açılımı söyle. Kapitalizmin resmi çocuğu. K.R.O. Çocuğu. Şimdi bunun nedeni şu, yani demin dediğim mesele, yani biz müthiş bir şekilde kapitalizm yani manipüle edilmiş durumdayız ve kapitalizme hizmet ediyoruz. Tabii, tamam mı? Buna dönüşmüş. Mesela orada adam hakikaten böyle şeylerle kendini ispat etme derdinde değil. Kimse de birbirini oradan tartmıyor. Adam diyor ki ben bunu diyor marka kıyafete vereceğim, biriktiririm dünyayı gezerim diyor. Tabii. Mantalite bu. Ya aynen. Biz de diyorsun ki mesela beachlere girmek 1.000 lira, vereyim. Ne olur gireyim. Tabii tabii. Hani halktan ayrılayım. Çünkü oraya gideyim, fotoğraf çektireyim, o fotoğrafı çektirip Gürgen'e hava atayım, Gürgen'e hava atarak aslında Gürgen'in daha üstte bir sınıfta olduğunu ispat edeyim. Story de atayım insanlara. Tabii tabii. Abi ama bitmiyor ki havlu parası, şezlong parası. Bu ne ya? Şimdi oraya geleceğim. Kro ile ilgili bu tavrın siyasi olarak algılanıyor mu veya sana eleştiri yok, geliyor mu? Siyasi bir şey yok çünkü. Seni eleştiri geliyor mu peki bununla ilgili? Bazı durumlarda geliyor tabii ki ama ben eleştiriyi sağlıklı bulurum. Bazen senin görmediğin tabii. Şeyi sana seyirci hatırlatabilir. Ha bunu çok çirkin şekilde yapan var. Çünkü sosyal medya haliyle. Ha, yani gıcık yani seni yaralamak için. Tabii tabii. Ya da çok üsluplu şekilde yapan var. Her ne olursa olsun burada bizim bakmamız gereken söylediği şey doğru mu? Doğruysa onu alıp cebine koyman gerekiyor. Ama bende çok fazla olmuyor bu çünkü ben bir taraf olmuyorum. Herkese hitap eden bir sanatçıyım. Bravo. Zaten bir taraf olursam o bir incelik olmaz. Yani hiciv sanatı olmaz. Komedi olmaz. Evet. Provokatörlük olur. Aynen. Tamam mı? Bu da ince bir şey değildir. Kaba bir şeydir.
Halil'le ben dolaylı yoldan bir hiciv esprisi, komedisi, mizahı yaptığım için bir olayı alıp kişiler üzerinden değil, kişiler içinde olsa bile onun sosyolojik etkileri, zihniyeti üzerinden niye böyleyiz? Yani bu kişi ya da bu olay bu zihniyetin sonucu. Bakın sosyolojik olarak neredeyiz gibi bir çözümlemeye gidiyorum yani. O yüzden de bunu herkes anlayıp gülüyor. Çünkü hepimizin yaşadığı şeyler. Ya karşılığı güzel geliyor sana diyorsun. Tabii tabii çok. Süper. Çok. Ya abi hani çok garip bir nokta yani mesela şimdi biliyorsun pahalı etçilerimiz var. Çok pahalı yani etler falan. Ben hiç gitmedim yemedim. Hani ben ne bileyim Çanakkale'de falan ya da Anadolu'nun herhangi bir köşesinde 10 numara etçi bulursun yani. Anlatabiliyor tabii. Muyum yani? İyi uçakla et için gitsen değil, bile o parayı yani ödemezsin. İyi et için yani. Değil zaten o bir illüzyon. O illüzyonun içine katın. O bir tabii. Business. Onda, ona bir şey demiyorum. Onu anlayabilirim. Fakat müşterilerin zihniyetiyle ilgili bir sorun var. Şimdi adam ete, atıyorum şu kadar ete 1000 lira veriyorsun, 1500 lira veriyorsun diyelim ki. Yetmiyor, adam üzerine altın döküyor. Tamam mı? Yani altınlı et yiyorsun. Yani şimdi sen eti ne yapıyorsun? Para verip para yiyorsun. Altın para yani. Evet aslında. Para verip para yiyorsun. Yani para yemek için para veriyorsun. Ya ne yapıyorsun abi sen? Karl Marx'tan gidelim. Lütfen. Madem kapitalizmişiz. Bunu yabancılaşma olarak tanımlıyor. Yabancılaşma. Yani insanın insanlığına kendi doğal hayatla ve kendisiyle olan ilişkisine yabancılaşma. Sadece parayla materyal üzerine bir hayat kurma. Üzerine bir hayat kurma. Yani insani durumunla yabancılaşıyorsun. Yani yemekse amaç yemek değil. Yediğin yemekse yemek değil. Lan altın yiyip altın evet. Çıkartacaksın. Ben mesela o altını yesem yatırım olarak tutarım. Evet. Çıkartmayacaksın. Çıkart. Tut, çünkü zaten İçine. Hani altın sürekli artıyor şey yapıyor. Mide de tutmak lazım. Tut. Bağırsağı inmeden diyorsun. Ya bir de abi yani o adamın gururunu düşünebiliyor musun? Ya o şöyle kafalar mesela sabah tuvalete giriyor. Altın sıçtım diyor ya. Yani öyle bir gururla bir çıkış ya. Mesela hanımı diyelim ki şey diyor falan işte bulaşıkları yıkamamışsın. Ya ben kendi hanımımla karıştırdım neyse. Onlarda başka muhabbetler var. İşte hizmetçiye parasını ödememişsin de bilmem ne falan. Ya sen kimle konuşuyorsun? Ben demin altın sıçtım ya. Evet düşünsene abi. Ya ben böyle bir adamım yani. Abi altın şey yapan bir adamla sen öyle konuşamazsın. Bizdeki bu kendini kaybetmişlik hali, her şeyin paraya endeksli olması, gücün kişilik içinden değil de bu tarz materyal şeyler üzerinden buna endeksli evet. Olması bizim halkımızın belli bir kesminin gerçekten belli bir illüzyona teslim olmuş olması, manipüle olmuş olması benim bu kroyu yapmaya itti beni. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar demektir. Bizim kadar doğal, doğallığı, gönülden, samimi, el işlerini şey yapan bir halk yoktur. Hepsi şu an çöp oldu. Kenara atılıyor. Hor görülüyor. Ama çok butik bir yere git. Nişantaşı'nda işte ne bileyim işte Etiler'de bir yere gir. İşte handmade. Evet. Gerçekliği kaybetmişiz. Gerçeklikle kurduğumuz ilişki yok. Kaybolmuş. Batı'da o kafadalar. Yani gerçek yaşıyorlar. Evet. Kim neyse evet. O tek falan filan. Yani bu kapılmışlık yani. Hali bana kroyu yaptırıyor. Peki, çok da eğleniyorum. Peki belgeselde de böyle bir konu neden böyle galiba değil mi başlığı? O mimari işte yani onda da neden eskiyi korumuyoruz? Ha, aslında neden, aynı konu. Yani neden eski bizim için utanılacak bir şey korunacak? Yani çünkü bir şey eskidikçe değerleniyor ve o senin tarihin, senin kimliğin. Çünkü eskiyi unutursan şu an kim olduğunu da bilmezsin. Niye yıkıp da kalıcı olmayan şeyler yapıp buna çok değer veriyoruz gibi bir alt metni vardı onun. Aslında bununla aynı şey. Sadece mimari üzerinden onu incelediğimiz bir mesele. Hiç kimsenin tarafı olmadan... Bir tarafın adamı olmadan sadece sanatçı kimliğinle bunları yapmaya çalışman hem Hakan abi olarak hem de bir meslektaşın olarak seninle gurur duymama sebeptir Gürgen'cim. Sen de öylesin. Estağfurullah. Herkes kendi çapında bir mücadele veriyor. Şimdi sırt sırta sorulara geçiyoruz. Mekanın sahibine geldik de şimdi sıra sırt sırta sorularda. Sevgili izleyenlerimiz, bizi izlerken abone olursanız ve hatta gerçekten çok eğlenir, çok keyif alır, samimiyetimizi severseniz lütfen oranın deyimiyle söylüyorum, like'layınız. Yani beğeniniz. Bizim hakkımızda yorum yapabilirsiniz. Başka sorular sorabilirsiniz. Yeni kimleri konuk etmemizi istiyorsanız onları belirtebilirsiniz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bizimle iletişimde olmaya devam ediniz. Lütfen efendim. Şimdi Gürgen Bey'e son sorularımızı soruyoruz efendim. Sevgili Gürgen, evlisiniz ve çocuk sahibisiniz. Alman bir hanımınız var. Dolayısıyla siz de bir Türk erkeği olarak
Bir Alman eşle beraberken farkında olmadan yok artık bunu nasıl yaparsın, bunu nasıl dersin dediğiniz bir Türk hamleniz oldu mu acaba kendisine? Hiç olmadı ya. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Peki yani, onun size karşı bir Alman hamlesi oldu mu? Oluyor, çok oluyor. Neler oluyor mesela? Disiplin evde ya, birebir disiplin. Alman disiplini evde var yani. Ya olmaz mı abi, ben bulaşıkları makineye koydun mu? Koyduysan düzenli mi koydun? Dün ben süpürge yapmıştım, bugün sen yap. Öyle bizde ne bileyim ciddi öyle şey. Ciddi bir iş bölümü var yani. Evet, iş bölümü var. Öyle bir evet planlı programlı çalışıyoruz. Yani belli saatlerde o kendi, o da evden çalışıyor. O çalışıyor. Sonra ben çalışıyorum masada kendim, işte kitabımı yazıyorum. Senaryomu yazıyorum. Böyle şey. Allah'tan sıkı. Sen de disiplinli bir insansın onun için. Evet. Yani. Ama o beni daha şey yapıyor tabii. Beni daha da dinamik hale getiriyor yani onun şeyi, dikkati. Emily çok doğal, çok sade bir kadındır. Tamam, ben de onun o tarafını çok seviyorum. Yani evet, hiç öyle şeylerde alakası yoktur yani. Hani demin konuştuğumuz o etiketler, imajlar bilmem ne falan. Ama ben Türk erkekliğimi şöyle yapıyorum. Hani sıcaklık, anlatabiliyor musun? Sahiplenme falan filan. Pozitif şeyleri yapıyorsun. Evet, ama yani benim de bir maço bir tarafım yoktur yani böyle. Mesela kıskanç mısındır? Değilim ya. O senin kendine güvenin ve kadınla güveninle alakalı bir şey. Her insanınki kadar kıskançlıklar hepimizde vardır zaten. O ayrı bir şey yani. Koruma duygusuyla. Eşin peki kıskanç mıdır? Değil, o da gayet cool. Ama süper. Yani hani desem ben hani arkadaşlarımla bu gece eğleneceğim falan. Nereye eğleniyorsun der yani. Aslında neden sonuç ilişkisi? Nereye eğleniyorsun değil de niye eğleniyorsun, kimle eğleniyorsun? Ya hayır, nereye eğleniyorsun der. Yani çocuk var, bakıyoruz. Ne ayaksın der. Öyle çıkamam şu evden. Önce iş diyor yani. Sevgili çocuğunuz kaç yaşında efendim? 2'ye geliyor. Ay, en güzel zamanları. Peki nasıl bir babasın sence? Abi ilgiliyim ya, çok oynuyoruz İda'yla. Süper. Kaliteli zaman geçiriyorsun. Tabii yani. Tabii. Çok çok kitap okuyoruz. Kitap okuyorsun. Kitap, şimdiden kitaplığı oldu evet. Getirip kitap seçip bizi okutuyor. Kendisi seçiyor yani. Evet evet. Nefis. Bulaşıklara yardım ediyor oğlum ya. O da Alman disiplinine uydu yani. Bulaşıkları biz alırken çıkartırken gelip kendisi bize veriyor yani. Sanırım evdeki en büyük problem bulaşıklar herhalde. Galiba ya. Bence en çok takıldığın konu orası. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz yani. Sevmiyorum bulaşıkları makineye koymayı ya. Burada söyleyeyim açık açık o zaman. Sevmiyorum. Yani isyan etti. Sevmiyorum. Çıkartmayı da sevmiyorum. Bir sevmiyorum. Allah'tan makine elinde de yıkamıyorsun be Gürgen. Niye bu kadar taktın bu konuya? Ya bilmiyorum ya, yani bilmiyorum. Bir onda bir sıkıntı var sende, onu bir çözememişiz. Peki Gürgen Özcüğüm, kaç senelik oyuncusun? Artık sen neredeyse ustalık mertebesindesin yani. Ve birçok insanla çalıştın. Deneyimliyim. Usta demeyeyim de deneyimliyim bayağı. Sektörün en önemli isimleriyle çalıştın. En genç oyuncuları da yer aldın. Ya şu özelliklere sahip oyuncularla çalışmayı hiç istemem dediğin özellik var mı? Var abi, evet. Şimdi gerçek bir oyuncuyla çalıştığında sahne çok yükseliyor, tamam mı? Gerçek bir oyuncu ne katması gerektiğini, ne zaman durması gerektiğini falan biliyor. Mesela biz biliyorsun seninle Hareket 8'i çektik. Evet. Karşılıklı sahnelerimiz ne kadar keyifli geçti seninle. Evet, çok eğlenceli. Sen bir şey koydun, ben bir şey koydum derken sahne büyüdü, güzelleşti. İkimiz çok keyif aldık ve seninle ne konuştuk? Ya biz iki tiyatrocu ne güzel anlaştık diye. Evet, evet. Yani şimdi o yüzden timingleri bilen, paslaşmayı bilen, sahneyi yükseltmeyi bilen, belli bir disiplin içerisinde, belli bir özen içerisinde oynayan oyuncuya müthiş saygım var. Ama savru, karşısındakinin oyununu bozan, disiplini olmayan, kulis adabı olmayan, şöhretle kendini kaybetmiş oyuncuyu ya da oyunculuk yapanları diyeyim, sevmiyorum kardeşim ya. Yani bu bir işçilik, bu bir evet, zanaat her şeyden önce. O adapla bu işi yapmak lazım. Kuralları var yani. O zaman biz de size mutluluklar diliyoruz sevgili Gürgen. Teşekkürler. Bak şöyle kapatayım. Buyurun. Stoacıların felsefesiyle yaşıyorum. Değiştiremeyeceğim şeyler için bir çaba sarf etmiyorum. Sadece değiştirebileceğim şeylere odaklanıyorum. O da zaten kendi düşüncelerin, kendi tavrın, kendi kontrolündeki, kendi hayatındaki şeyler. Yani değiştiremeyeceğin, kontrol edemeyeceğin şeyler için üzülmemelisin. Evet. Dünyayı belki değiştiremeyebilirsin ama kendi dünyanda çok şeyi değiştirebilirsin. İçe dönmek lazım. Ben içeride yaşıyorum yani. Harikasın. Sen de öyle, sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın. 39 Kalamış Marina Otel'de yaptığımız bu güzel, keyifli sohbet için özellikle otel sahibesine ve otel çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi burada ağırladılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gürgenöz'e teşekkür ediyoruz ve bir başka mekanın sahibine geldik de görüşmek üzere. Müsaadenizle diyoruz efendim.